Apar ekranlarında mutlu sabahlar saatler 8'i gösteriyor. Seans öncesiyle karşınızdayız. Yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalardaki son görünümü aktaracağız. Yeni haftaya yeni güne nasıl başlayacağız? Konuklarımızla birlikte bunları efendim sizlere aktarmaya çalışacağız. Elbette yurt içinden ve yurt dışından gündemin sıcak başlıklarını da ekranlarınıza getireceğiz. Bu arada aktaralım. Bu hafta içeride kısa bir hafta olacak. Cuma günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı işte 23 Nisan bayramı dolayısıyla da Borsa İstanbul'da Cuma günü işlem yapılmayacak. İçeride kısa bir haftayı takip ediyor olacağız. Dışarıda ise özellikle Amerikan 10 yıllıklarındaki görünüm Borsa'yı da destekledi. Amerikan 10 yıllık tahvil faizini önce ekranlarınıza getireceğiz ki yatırımcıların odağında bulunuyordu son aylarda Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri ki bu tabloda geri çekilmeyi takip ettik. 1.57 seviyesini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 1.53'e kadar geri çekildiğini aktarabiliriz tahvil piyasasında enflasyonun çok daha hızlı artabileceği endişelerinin şimdilik ortadan kalkması ve Amerika'daki tahvil ihalelerinin geçtiğimiz hafta başarıyla gerçekleştirilmesi ve bu da işte beraberinde alımları güçlendirdi aynı zamanda 1.53'lere kadar da geri çekilmeyi takip ettik Powell'da geçtiğimiz hafta yapmış olduğu videokonferansa katılmış olduğu o toplantıda yapmış olduğu konuşmayla birlikte piyasaya da güven verdi. Bu rekorları da beraberinde getirdi. Amerika borsalarında geçtiğimiz hafta art rekorları takip ettik ki küresel endekslerde bu arada rekor takip ediyoruz. Rekorları izliyoruz. Amerikan vadelileri ekrana yansıyor. Genelde karışık bir görünüm olsa da S&P 4170 puanda Hemen ön plana çıkaralım. 4170 puanda %0.13'lük geri çekilmeyi takip ediyoruz. Geçtiğimiz hafta S&P 500 endeksi %1.57'lik yükselişte rekor bir kapanış gerçekleştirdi. Bir diğer rekor kapanış %1.36'lık yükselişte Dow Jones tarafındaydı. Dow Jones'a da bakalım hemen 33.997 puanda. Ve akabinde Nasdaq ekranlarınıza getireceğiz. %0.58'lik değer kaybetmişti. Vadeli görünümde ise nazlak 14047 puanda %0.13'lük artışı takip ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Avrupa borsalarında ise pozitif bir görünüm söz konusuydu. Olumlu makroekonomik verilerin etkisiyle birlikte daha çok alış ağırlıklı bir haftayı takip ettik. Avrupa borsalarında Frankfurt Borsası'nın kapanışını ekranlarınıza getiriyoruz. %1.34'lük yükselişte 15.459 puanda geçtiğimiz hafta özellikle DAX'teki dikkat çekici hareketler de gündemin ilk sırasındaydı. Rekorları da takip ettik. Bu arada bu haftanın önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı. Faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmese de tahvil alım programının hızı üzerine Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde nasıl bir mesaj verecek? İşte bu önemli bir konu. Avrupa'nın da gündeminde olacak. Alalım Frankfurt'u. Asya borsaları da ekrana yansıyor. Japonya'da artışı görüyoruz. Şangay'a bakalım bir de. Şangay'da da %1.33'lük yükselişi takip ediyoruz. 3.472 puanda. Geçtiğimiz hafta özellikle Çin ve Japonya'da geri çekilmeyi Güney Kore'de ise e, yukarı yönlü bir seyri takip etmiştik. Yükseliş kaydedilmişti. Geçen haftanın önemli verisi Asya'da Çin tarafından geldi. İlk çeyrek büyüme verisi açıklandı ve %18.3 seviyesinde gerçekleşmişti. Bunu da hatırlatalım. Ve gelelim borsa İstanbul yüz endeksini ekranlara yansıyor. 1408 puandan kapanış gerçekleştirdi ve yatay pozitif bir kapanış gerçekleştirdi. Aslında burada önemli olan özellikle 1400 puanın üzerinde kalıcılıktı. Yeniden 1400 puanın üzerinde kapanış yaptı. Ee, Haftanın geneline baktığımızda ise %1.08'lik bir değer kazancı, %1'in üzerinde bir değer kazancı söz konusu ve 1408 puandan da haftayı sonlandırdı Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Yeni haftada nasıl bir görünüm söz konusu olur? İlerleyen dakikalarda konuklarımızla birlikte ele alacağız. Hatırlatalım içeride kısa bir hafta olacak dedik. Dört işlem gününü takip ediyor olacağız. Para piyasalarındaki son görünüm ekranda. Dolar endeksi 91.64 seviyesinden işlem görüyor. 92'nin altındaki seyrini koruyor. Dolar TL yeni haftanın ilk işlem gününde 8.08 seviyelerinden işlem görmekte. 8.10'un altındaki hareketleri takip ediyoruz. Geçtiğimiz hafta bu seviyelerinde de altını görmüştü. Euro TL'de 9.67'den işlem görmekte ve Euro dolar paritesi geçtiğimiz haftayı 1.1979'dan tamamlamıştı. Hafif altında 1.1959'dan işlem görüyor ve bir yandan altılı veri setinde borsanın kapanışında bir kez daha ekranlarınıza yansıtıyoruz. 1408 puanla kapanış gerçekleştirdi Borsa İstanbul 100 endeksi. Bankacılık endeksindeki hareketler alıcılı seyirde. Dikkatlerden kaçmadı. Az sonra bu konuyu da ele alacağız. Değerli izleyenler, şimdi gündemi sıcak başlıklarına aktaracağız. Konuklarımıza dönmeden önce bu hafta gündemde neler var? Hangi gündem başlıkları ön plana çıkıyor? Birlikte bakalım bugün özellikle Ankara'nın gündemini önce ekranlarınıza getireceğiz. Başkan Erdoğan Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. MYK toplantısına Başkan Erdoğan başkanlık edecek. Gelişmeleri takip ediyor olacağız. Meclisin gündeminde peki bu hafta neler var? Şimdi bu soruya da haberimizde yanıt vereceğiz. Detayları izleyelim, ardından devam edeceğiz. Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri faaliyetlerini yürüttükleri süre içinde serbest harita ve kadastro mühendislik ve müşavirlik de yapabilecek. Meclis gündeminde bu hafta 11 maddeden oluşan lisanslı harita kadastro mühendisleri ve büroları hakkında Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi var. Kanun teklifiyle lisans belgesi almak için gerekli olan 5 yıl deneyim şartı 10 yıla çıkarılacak. Belge sahibi olabilmenin özel şartlarından olan sınav şartı kaldırılacak. Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının açılıp işletilmesi lisans sahibi olanlara ait olacak. Mecliste bu hafta Türkiye'deki iklim değişikliği masaya yatırılacak. Küresel iklim Değişikliği Araştırma Komisyonu'nda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden akademisyenler sunum gerçekleştirecek. Yeni haftada partilerin grup toplantıları yapılacak. Liderler mesajlarını grup kürsüsünden verecek. Salı günü MHP, HDP, CHP, çarşamba günü ise İyi Parti ve AK Parti grup toplantıları yapacak. Değerli izleyenler Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 128 milyar dolarlık rezervi ilişkin yapılan spekülasyonlara yanıt verdi. Yapılan döviz işlemlerinin piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Kavcıoğlu herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir dedi. Uzun bir süredir Türkiye'nin gündemini meşgul eden 128 milyar dolar nerede tartışmasına Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu son noktayı koydu. Konuyla ilgili açıklama yapan Kavcıoğlu, Türkiye'de pandemi döneminde oluşan olağan dışı koşullarda sermaye çıkışlarının hızlandığına, doğrudan yatırımların azaldığına, turizm ve ihracat gibi döviz kazandırıcı faaliyetlerde yaşanan gerilemeye dikkat çekti. Merkez Bankası Başkanı bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'de artan döviz talebini rakamlarla anlattı. 2019 ve 2020 yıllarında ülkemiz ekonomisinin içinden geçtiği zorlu süreçler sonucunda oluşan dış açık, turizm gelirlerinde yaşanan belirgin düşüşle beraber 30 milyar dolar cari açık, 31 milyar dolar tutarında yabancı sermaye çıkışı, 50 milyar dolar tutarında reel sektörün yabancı para pozisyon azaltması ve hane halkının 54 milyar dolar tutarında döviz ve altına yönelmesi kurlar ve döviz rezervleri üzerinde yoğun baskı yaratmıştır. Ekonomideki döviz sıkıntısının giderilmesinin zorunlu ve olağanüstü koşullardan kaynaklandığı ortadadır. Kavcıoğlu bu tablo sonucunda finansal istikrarın korunması, ödemeler dengesi finansmanı ve döviz arz talep dinamikleri kapsamında işlemler gerçekleştirildiğini ifade etti. Şahap Kavcıoğlu Şubat 2017'de Zeynep Müsteşarlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde döviz işlemlerinin kamu bankaları aracılığıyla yapıldığını söyledi. Protokolün sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesine Döviz piyasalarındaki arz talep dengesine ve likidite tesisine katkıda bulunulduğunu belirtti. Kavcıoğlu, yapılan döviz işlemlerinin piyasa koşullarına göre ve kimseye ayrıcalık tanınmadan yapıldığının altını çizdi. Kavcıoğlu, döviz işlemlerinin işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirildiğini vurguladı. Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın şeffaflığına vurgu yaptı. Dolar satışı karşılığı alınan Türk Lirası ne oldu sorusuna da yanıt verdi. Bu işlemler sonucu piyasadan çekilen Türk Lirası likidite TCMB tarafından açık piyasa işlemleri ve swap işlemleri yoluyla piyasaya fonlama olarak sağlanmıştır. Dolayısıyla Merkez Bankasından çıkan ve dolaylı olarak bankacılık sisteminde yabancı para mevduata dönüşen dövizin büyük bir kısmı yine swap işlemleri yoluyla Merkez Bankası bilançosuna geri dönmüştür. Bilanço varlık yükümlülük denkliği açısından bakıldığında ortada kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değildir. Kavcıoğlu, hakkımızda çıkan yanlış ve yanıltıcı haber ve söylemler konusunda yasal haklarımızı saklı tutmaktayız dedi. Bu hafta gözler bir yandan hazinede olacak. Hazine bu hafta 4 ihale düzenleyecek. 4 tahvil ihracı bir sukuk satışı yapacak. Bugün iki tahvil ihalesini takip ediyor olacağız. Değiştiriyoruz sayfamı, sayfamızı gündem başlıkları oldukça yoğun. Hemen BDDK'dan gelen düz, daha doğrusu bir çalışmayı aktaracağız. Malum pandemi nedeniyle bireysel bankacılık kullanımlarında oldukça yüksek bir oranda artış gerçekleşti ve bireysel bankacılık içinde BDDK yeni bir model geliştirdi. Analiz ve derecelendirme modeli gündemde efendim detaylarını aktaracağız. BDDK finansal tüketicilerin korunmasına yönelik gözetim sistemi kuruyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ekonomi reformları eylem planı kapsamında bankaların iş modellerinin vatandaşın hak ve menfaatlerine uygunluğunu değerlendiren bireysel bankacılık analiz ve derecelendirme modelini geliştirdi. BDDK'dan yapılan açıklamada son dönemde bankacılık sektöründe bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler paralelinde finansal inovasyon, dijitalleşme ve yeni kanalların arttığı belirtilerek gençler ve yaşlılar gibi kırılgan müşteri profilinde bireysel bankacılık hizmetleri kullanımının yaygınlaştığı ifade edildi. Açıklamada G20, Finansal İstikrar Kurulu, OECD tarafından yayınlanan ilke, rehber ve raporlar değerlendirildiğinde, genel itibarıyla üye ülkelerden finansal tüketicilerin korunmasına yönelik bir denetim ve gözetim sistemi kurmalarının beklendiğine dikkat çekildi. Bu kapsamda ekonomi reformları eylem planı doğrultusunda BAM geliştirilmiş olup, modelle hala hazırda yapılmakta olan mevzuata uygunluk denetimine ilaveten proaktif bir bakış açısıyla banka işleyişinin, iş modelinin, strateji ve politikalarının, finansal tüketicilerin hak ve menfaatleri kapsamında değerlendirilmesi ve bu doğrultuda kural ve standartlar oluşturularak en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu arada konkordato ve iflas işlemlerine yeni bir düzenleme geldi ve bu düzenlemeye göre de şirketlerin hakları ile birlikte satın satılmasının önü açılacak. Böylece işletme faaliyetlerini sürdürecek ve ekonomiye katkı sunacak. Değerli izleyenler, liderler iklim zirvesinde bir araya gelecek. Zirve 22 Nisan'da gerçekleşecek. 22 Nisan aynı zamanda Dünya günü dünya gününde liderler bir araya gelecek iklim değişikliğini ve etkilerini masaya yatıracaklar bu arada Amerika Başkanı Joe Biden'da aralarında Başkan Erdoğan'ın da bulunduğu 40 lidere davet mektubu gönderdi gözler bu hafta liderlerde olacak. Ve bu haftanın bir diğer önemli başlığı ki az sonra konuklarımızla birlikte de ele alacağız gözler merkez bankalarında Çin Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası bu hafta faiz kararlarını açıklayacak. Çin Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak. Son 11 toplantıda faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Bu toplantıda da bir değişiklik yapılması beklenmiyor. Avrupa Merkez Bankası'ndan da yine bu toplantıda bir değişiklik yapması beklenmediğini ifade edebiliriz. Zaten bir marjda kalmadığına piyasa uzmanları da dikkat çekiyor. Ancak tahvil alımları ile ilgili Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan gelecek açıklamalar önem arz ediyor. Takip ediyor olacağız. Bir sonraki haftada gözler Amerika Merkez Bankası'nda olacak. Fed'in de faiz kararı ve aynı zamanda açıklamaları, toplantı sonrasında yapılacak olan açıklamaları önem arz ediyor, takip ediyor olacağız. Gündem başlıklarını aktardık. Bir de veri takvimini aktaralım hemen. Bu hafta özelinde aslında bugün özelinde neleri takip edeceğiz? Ona bakalım. İçeride uluslararası yatırım pozisyonu açıklanacak değerli izleyenler. Japonya'dan dış ticaret dengesi bu arada geldi. Veriler açıklandı. İhracat yıllık Mart ayında yıllık bazda %16.1 oranında arttı. İthalatı ise Mart ayında yıllık bazda %5.7 oranında artış kaydetti. Japonya'dan sanayi üretim verisini de aldık. Bu arada %1.3'lük bir gerileme söz konusu. Şubat ayı sanayi verisi Japonya'dan geldi. Euro bölgesi ödemeler dengesini de bugün takip ediyor olacağız. Bugünün özelindeki veri setini de ekranlarınıza getirdik. Şimdi piyasaya dair yorumları alma zamanı konuğumuz bize eşlik edecek. Efendim, seans öncesinde stratejist Yeliz Karabulut bizlere eşlik edecek. Hemen Yeliz Hanım'a dönelim ve günaydın diyelim. Günaydın Yeliz Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi haftalar. Teşekkür ederiz. Yeni haftanın ilk işlem günündeyiz. Bu hafta kısa, Cuma günü borsa işlem görmeyecek. Yurt içinde kısa bir hafta olacak ama ne gibi önemli başlıkları olacak? Biz bugünün gündem başlıklarını aktardık. Siz nasıl bir gün bekliyorsunuz? piyasalar üzerinde sizin not defterinizdeki o gündem başlıklarını dinleyebilir miyiz? Şimdi bu hafta oldukça kritik açıkça söylemek gerekirse Avrupa Merkez Bankası toplantısını takip edeceğiz. Bizde, bizde tahvil ihaleleri var onları e, takip ediyor olacağız. E, bu gün içerisinde ise özellikle Asya piyasalarını genel itibariyle değerlendirdiğimiz noktada Japonya'dan gelen datalar oldukça olumluydu. Asya geleliğinde de pozitif bir havanın olduğunu görüyoruz. Her ne kadar ABD füturlarında bir karışık bir hava olsa da pozitif bir açılışta günü karşılayabiliriz diye düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta bankacılık tarafında e, hafta gelininde e, yükseliş hareketi vardı. Bunun devamı gelecek mi gelmeyecek mi bunu takip ediyor olacağız. Sanayi tarafında oldukça sıkışma ve yataylaşma söz konusu. E, burada tabii ki bu yataylaşmayı kırabilecek bir gelişme olacak mı e, bunları takip ediyor olacağız. Yurt dışında özellikle ABD tarafında bilançoları takip ediyoruz. Ya açıkçası birazcık daha sanki yurt dışına bağlı bir borsa görebiliriz diye düşünüyorum. Diğer taraftan ise faiz cephesinde özellikle ABD 10 yıllıklarında bir geri çekilme söz konusuydu. Orada bir 56-80 seviyesini görüyoruz 10 yıllıklarda ama ilerleyen günlerde özellikle ee, çok karışık bir tablo özellikle tahvil cephesinde bizi bekleyebilir diye düşünüyorum. Bu da tabii ki bizim borsalarımız borsamızda ki hareketi şekillendirir diye düşünüyorum. Şimdi özellikle küresel borsalarda geçtiğimiz haftada yine rekor seviyeleri takip ettik. Dow Jones ve S&P haftalık yine baktığımız haftalık bazda da rekor kapanışları imza attı. E, DAX Avrupa tarafında yine ön plana çıkıyor. Ancak e, borsa İstanbul'da yine pozitif yatay pozitif bir görünüm vardı. 1400'ün üzerinde kapanış vardı ama tam anlamıyla da dış borsalara e, yüzdesel olarak baktığımızda bir uyum söz konusu değil gibi gözüküyor. Ama bu hafta özelinde e, sizce 1400'ün üzerinde sık ataklar görebiliyorsunuz diyebilir miyiz Hanım? Deneme yapacaktır diye düşünüyorum. Yani burada özellikle geçmesi gereken nokta 1440 seviyesi burada ya 1440 seviyesinin ancak üzerinde bir yükseliş hareketi görülmesi halinde bir gerçek manada bir yükseliş hareketi diye görebiliriz. bankacılık tarafındaki hareketi takip ediyoruz. Burada ciddi anlamda geçtiğimiz haftalarda sert satış baskısıyla karşılaşmıştı. geçen hafta ise bir toparlanma hareketinin olduğunu görmüştük. Yurt dışındaki harekete eşlik edememesinin tek nedeni ise bizim kendi iç gündemimizde biliyorsunuz ki son Merkez Bankası'nın e, başkanın görevden alınması, sonrasında ise tahvil cephesindeki hareketin e, ciddi anlamda yükseliş hareketi gerçekleştirmesi, e, yabancı çıkışlarının olması, e, güven konusunda endişelerin olması özellikle e, bizim Merkez Bankası tarafında. E, diğer taraftan ise geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ki bizim e, Merkez Bankası toplantısı gerçekleştirildi. Orada metinde gerektiği takdirde sıkı duruş e, sergilenecek, sağlanacaktır e, şeklinde ifadeler vardı. Bunların çıkartılması her ne kadar %5'lik hedefin korunsa da tabii ki bunlar birazcık daha endişe yaratıyor diyebilirim. Yabancı çıkışların oldukça kuvvetli olduğunu görürüz. Dolar tarafındaki buna rağmen hareketin birazcık daha sekize yapışmış bir tablo çizmesi bir anlamda çip olarak görebiliriz. Ama ilerleyen zamanlarda açıkça söylemek gerekirse endişe yaratabilecek gelişme ise özellikle yurt dışında her ne kadar Fed yöneticileri şu an genişleyici açıklamalar yapsa da bu tablo her an değişebilir. Yani Datalar da oldukça iyi geliyor. Burada gerçekten tatmin olmaları halinde yani ekonomi gerçekten iyiye gidiyor dedikleri noktada bunun iletişimini zaten başlayacaklar. Bu da açıkçası birazcık daha korunmasız olarak yakalanan ya da yakalanacak bizim borsamız ya da TL varlıklarında ser satış baskısına neden olabilir. Bu aynı zamanda tabii ki yurt dışında ki borsalarda da satışın neden olabilir. Ama bizdeki ayrışma daha çok kendi işsel sebeplerimizle, merkez bankası siyasi gelişmelerin etkisiyle oldu diyebiliriz. Peki şimdi bu hafta üzerinde bakacak olursak yani geçtiğimiz haftanın da üzerine koyalım tabii ki bankacılık endeksi geçtiğimiz hafta %4.15 oranında bir değer kazancı içerisindeydi ki son 14 haftanın da en iyi performansını sergiledi. Hisse üzerinde baktığımızda garanti %9.6 Akbank'ta %4.4'lük primleri gördük ki en fazla yükselen banka hisseleri oldu. bu, görünümü, bu görünümü hem nasıl yorumluyorsunuz hem de bu görünümün devamı bu ay itibariyle sağlanabilmesi için ne gibi yani ne gibi gündem başlıklarının olması gerekiyor? Şu anda destekleyici gündem başlıkları var mı? Şimdi açıkçası yükseliş hareketi son görülen yükseliş hareketi özellikle haftalık ve aylık bazda baktığınız noktada bankacılık grafiğine ciddi anlamda 2010'dan bu yana yapılan şeyde grafikte ise dip noktalara geldik. Yani bu gördü dip noktadan bir tepki alımının olduğunu görüyoruz. Bunun tepki mi yoksa gerçek bir yükseliş olacak? Açıkçası bunu söylemek şu an zor. O yüzden biraz daha belli seviyeleri veriyoruz. Yani bu seviyenin aşılması anlamda bir yükseliş hareketinin devamı gelebilir diye söyleyebiliriz. Bu dip noktanın tekrar aşılması halinde ise 2010'un da altına bankacılık endeksi düşebilir. Diğer taraftan ise biraz önce söylediğim gibi bizim yurt içinde özellikle ciddi anlamda olumsuz gelişmeler söz konusuydu. Burada Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması, yine enflasyon endişelerinin endişelerin olması, üfede ciddi anlamda %30'ların üzerinde bir yükseliş hareketinin olduğunu görüyoruz. Dolar TL'nin o 6.90'lardan başlık 7.8'in üzerine çıkması, bunun da ilerleyen zamanlarda fiyatlamalara, fiyat yansıacak olması, beklentilerin de bozulması, güven endişelerinin olması, tabii ki e, özellikle bizim tarafta TL varlıklarında olumsuz olarak gözüküyor. Tabii ki ilerleyen zamanlarda enflasyonda tepe noktası gözüktükten sonra e, e, burada tabii ki TL varlıklarını özellikle e, kayışın olması beklenebilir diye düşünüyorum. Burada tabii ki TL varlıkları derken bankacılık sektöründe en kötüsü görüldüğü için kademeli olarak muhtemelen sanayi banka değişimi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü biraz daha biz ilerleyen zamanlarda yerli yatırımcılarla birazcık daha borsanın ilerlediğini göreceğiz. Yine tahvil cephesine de geldiğimiz noktada ciddi anlamda yabancı çıkışların olduğunu görmüştük. Burada ani değişimlerin olması sebebiyle. Burada yine yerli yatırımcıların katkısıyla ancak tahvil faizlerinde geri çekilme görülebilir diye düşünüyorum. Açıkçası enflasyonda yüksek seviye yani pik nokta gözükmediği sürece burada bankacılık tarafındaki alımları sadece tepki alımı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. E, ama şu yorumlar da yapılıyor yani siz ne düşünüyorsunuz onu da merak ediyorum e, bankaların karlılıklarına öz karlılıklarına e, faaliyetlerine bakıldığında şu anda işte piyasa defter değeri oranlarının bulunduğu noktanın az önce de size de dediniz dip seviyelerde e, bankaların hak etmediğine yönelik de yorumlar yapılıyor siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bankaların özellikle rastluları itibariyle bakarsak hala olumlu noktalarda. Yani orada gerçekten geçtiğimiz dönemlerdeki tecrübelerin etkisiyle birlikte bir olumlu bir seyir hala var. Ama sermaye tarafında sermaye yeterlilikleri de olumlu bir süreçte. Tabii ki özellikle fiyat kazanç oranına, piyasa değeri, defter değeri oranına baktığımız noktada da olumlu noktada. Fakat bankacılık endeksinde genelde işlem yapanlar yabancılar burada. Genelde holdinglerde ya da büyük şirketlerde ya da bankacılık bu pozisyon alınıyor. Burada tabii ki yabancıların çıkıyor olması, diğer tarafta enflasyonda yüksek seviyenin yakalanmaması, yani o yukarıda en yüksek seviyenin yakalanmıyor hala yakalanmamış olması bankacılıktaki satışları iymesini arttırıyor. Burada dediğim gibi en olumsuz senaryo yani faizlerdeki en kötü görüldükten sonra o %19 olur %20 olur burası tabii ki enflasyon birazcık daha belirleyecek. Sonra kademeli olarak zaten bunun geri gelmesi bekleniyor. Bu da tabii ki bankacılık tarafında kademeli olarak alımları da getirebilir. Bankacılık sektörü oldukça olumlu olsa da return on equity ya da asset taraflarına baktığımız zaman orada da hafif bozulmaların, olduğunu net bir şekilde de görebiliyoruz. Peki e, bu hafta şimdi biraz daha dışarıya döneceğim. Çünkü bu haftanın gündem başlıkları arasında Merkez Bankaları dediğimizde Çin ve Avrupa Merkez Bankası var. Çin'den yine bir değişiklik beklenmiyor. Avrupa Merkez Bankası'ndan da bir değişiklik beklenmiyor ancak e, özellikle bu hafta piyasaların yönü açısından Lagarde'ın yapacağı açıklamalar oldukça önemli. Perşembe günü gerçekleşecek toplantı. Hem tahvil alım hızı önemli hem de euro doların bulunduğu, paritenin bulunduğu yer önemli. Sizce e, piyasayı etkileyecek açıklamalar? Var gelir mi Yeliz Hanım? E, Avrupa Merkez Bankası'nın açıklaması çok önemli olacak. Özellikle hem e, Avrupa Merkez Bankası'nın son toplantısında hem de e, Amerika Merkez Bankası'nın toplantısında enflasyon beklentini ciddi anlamda yukarıya çekmişlerdi. Burada da e, özellikle üst sınırın ne olacağı konusunda çok fazla kafa karışıklığının olduğunu gösteriyordu. Burada özellikle datalar itibariyle yakın vadede olumlu bir bir göstergenin bekleniyor olması ya da bir ilerleyen zamanlarda sıkı duruşun sağlanacağı şeklinde ifadeler ya da şahin bir tablo çizilmesi halinde, tabii ki buradaki özellikle küresel borsalarda ciddi anlamda bir realizasyon da görülebilir. Ama tabii ki burada yumuşak geçişte özellikle Lagarde'ın konuşması beklenebilir diye düşünüyorum. Ama burada özellikle enflasyon tarafında açık uçlu olunması yani bir buçuk olarak belirlemişlerdi enflasyonlar da beklentileri bu yöndeydi. Ama iki de olabilir dediler. Yani bu aslında bu ifadeler oldukça önemli. Burada bunun üzerine de geçebilir mi? Bunu da açıkça söylemek gerekirse böyle bir beklentide hakim olabilir mi? E, bu da tabii ki Lagartın e, konuşmaları arasında e, satırlarda izleyeceğimiz gelişmeler olarak karşımıza çıkacak. Açıkçası enflasyon beklentilerine yönelik açıklamaları birazcık daha bizim takibimizde olacaktır diye düşünüyorum. Peki hemen bir diğer dikkat çeken gelişme ile devam edelim. Sizinle altın konuşmadan da bence bu bağlantımızı sonlandırmayalım. Çünkü altında geçtiğimiz hafta yükselişi gördük ve 1755 seviyesi kırıldı. 1755 seviyesi aşıldı hatta şu sıralarda da 1777 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Altındaki bu hafif de olsa bu ivme neyi işaret ediyor? açıkçası daha çok dolar endeksinin geri çekilmesinden kaynaklı bir yükseliş hareketinin olduğunu görüyoruz. Yani burada en ufak bir tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareket ya da şahin bir tablo görülmesi halinde altına tekrardan bir satış baskısı görülebilir. Ama teknik olarak baktığımız noktada ise çift dip formasyonu vardı. Yani 1750 seviyesinin kırılması halinde 1830 seviyesine kadar bile yükseliş hareketi görülebilir ama burada tabii takip edilmesi gereken nokta ise 1790 200 günlük üstel hareketli ortalamanın geçtiği nokta. Yani bu seviyeye kadar bir yükseliş hareketinin doğal karşılamak gerekiyor. Fakat biraz önce dediğim gibi yani Avrupa Merkez Bankası tarafından bir Şahin bir tablo çizilmesi halinde, de tahvil faizlerinde bir kıpırdanma olması halinde altın fiyatlarında tekrardan bir satış baskısı görülebilir diye düşünüyorum. Formasyon itibariyle şu an yükseliş hareketi görülse de benim beklentim özellikle orta uzun madde altın fiyatlarının tahvil faizlerine bağlı olarak tekrardan düşüş seyrine geçeceği yönünde. Yeliz Hanım çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız teşekkür için. İyi bir gün, iyi bir hafta diliyoruz sizlere. İyi Teşekkürler. Değerli izleyenler devam edeceğiz seans öncesine. Değerli izleyenler Borsa İstanbul'a dair önemli detayları aktaracağız. Bu hafta özellikle, özellikle bu hafta itibariyle enerji alanındaki halka arzları da takip ediyor olacağız. Bütün detayları az sonra ekranlarınıza getireceğiz. Ama yine son bir haftalık kapanışla Borsa İstanbul'un e, görünümüne bir göz atalım. 1408 puanla geçtiğimiz haftayı tamamladı. Yatay pozitif bir görünüm vardı. Haftalık bazı %1'in üzerinde değer kazandı. Hemen bankacılık endeksi, holding ve sanayi endeksine de göz gezdireceğiz. Bankacılık endeksi 1118 puanla kapattı günü. Negatif bir kapanış vardı ancak geçtiğimiz hafta alış ağırlıklı bir hafta olduğunu az önce de ifade ettik. Hemen Holding endeksini de göz gezdirelim. Holding endeksi de 1218 puandan kapanış gerçekleştirdi. Ve sanayi endeksi ekranlarınıza yansıyor. %0.36'lık yükselişte 2623 puandan günü sonlandırdı. Cuma günü sonlandırdı sanayi endeksi. Şimdi bu hafta özellikle halka arzları takip ediyor olacağız dedik. Ee, enerji şirketleri için talep toplanacak 3 enerji şirketi gündemde. Geçtiğimiz haftada yine enerji şirketleri açısından da talep toplamada öne çıkmıştı. Galata Wind öne çıkmıştı. Onun da gong töreni yapılacak. Detayları aktaralım önce. Biotrend. 19-21 Nisan'da talep toplayacak. Biyokütle alanında borsadaki tek şirket olacak ve halka arz büyüklüğünün ise 688 ila 750 milyon lira olması hesaplanıyor. 19-20-21 Nisan'da. Biotrend talep toplayacak. Aydem Enerji'nin talep toplama tarihi ise 19, 20, 21 ve 22 Nisan olacak. Ee, ek satış dahil bu arada toplam 1.3 milyar liraya yaklaşan büyüklüğüyle 2018 yılından bu yana Türkiye'de yapılan en büyük halka arz olacağı da dile getirildi Aydem Enerji'ni. Ve Çan 2 Termik de 21-22 Nisan tarihlerinde talepleri alacak Odaş Elektrik Bağlı Ortaklığı Çankömür'ün halka arzı onaylanmıştı. Şimdi talep toplamaya başlayacak. Oransal yerine eşit dağıtım yönetimi tercih edilecek. 3.90 TL hisse fiyatla da talep toplayacağını belirtelim ve 22 Nisan'da ise Gong Galata Wind için çalacak. Geçtiğimiz hafta talep toplamıştı. Gong töreni de 22 Nisan'da yapılacak. Şimdi enerji şirketlerindeki özellikle enerji sektöründeki bu halka arz furyasını da nasıl değerlendirmek gerekir diye sorduk. Tonguç Erbaş Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı bizim için bu tabloyu değerlendirdi ve bu sene tarihi bir halka arz yılı olmaya adaydır dedi. O açıklamalara bir kulak verelim yıl e, yanılmıyorsam tüm yılda gerçekleştirdiğimiz adet olarak halka arz sayısını şirket olarak baktığımızda bu sene işte üç buçuk ay içerisinde neredeyse eşitlemiş durumdayız. Bu sene e, herhalde tarihi bir halka arz yılı olmaya aday bir yıl. E, bu yıl içerisinde tabii yatırımcı sayısı da artıyor. Aynı zamanda halka açılmak için şirketler ucuz finansman e, özelinde borsaya gelmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla enerji ise bizim konumuzda o tarafta da e, tahmin ediyorum 2000 yıllarında e, işte Amerika'daki o teknoloji ya da internet tabanlı bazı hisselerdeki yaşanan o yükseliş diyelim ya da halka e, açılıp da yeniden borsalarda işlem görmek olarak o iştah e, sanki Türkiye'de enerji şirketlerinde Özellikle de e, yenilenebilir ya da yeni teknolojiye sahip bu e, işte enerjinin de çok önemli bir kaynak olduğunu ve bunun da finansmanını yani yine bize ortaklar tarafından borsada karşılamasını isteyen birçok şirketle karşı karşıyayız. Enerji şirketlerinde şöyle bir durum da var. E, altyapı çalışmalarınızı gerçekleştirdikten sonra özellikle yenilenebilir e, modern teknoloji diyelim bunlara biraz daha. Çünkü bizim eski enerji şirketlerinin de kendi içindeki bazı iştiraklerini halka açtığını görüyoruz. E, dolayısıyla bu tarafta yatırım yaptıktan sonra halka açılıp, büyüme noktasında bu finansmanla birlikte hem yatırımcısına kazandıran son 1-1,5 yıl içerisinde hem de yeni dönem halk arzlarda da büyüme yönünde adım atmaya iştahlı kurumların Borsa İstanbul'a geldiğini görüyoruz. %50 ile 2020 geneli için konuşuyorum %81 arasında enerji şirketleri performans göstermiş yani yükseliş göstermiş fiyatları. Son bir yıla baktığımızda bu oran yine bir iki şirket yani en üst ve en alt bandı dışarıda bıraktığımızda yüzde 25 ile yüzde 245 arasında değişiyor. Dolayısıyla bir yıllık performans da aşağı yukarı ortalama neredeyse birebir yani 100 liranız 200 liraya çıkmış gibi gözüküyor. Şimdi de seans öncesinde konumuz bize eşlik edecek Işık Yatırım Akademisi Başkanı Doktor Murat Kayacan sorularımızı yanıtlayacak. Yeni günü ve yeni haftayı konuşacağız e, Sayın Kayacan'la ve dönelim hemen bir de günaydın diyelim. Günaydın Murat Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, e, keyifli ve sağlıklı bir hafta olmasını diliyoruz. Özellikle vaka sayılarını dikkate aldığımızda. Şimdi sizlerin de bahsettiği gibi geçen haftayı PPK toplantısının yorumlarıyla geçirdik. Faiz oranı değişmedi İşte genelde 3 tane 3 noktada yorum yapılıyor toplantıya ilişkin olarak bir Şahin duruş duruştan vazgeçildi sıkı para politikası manasında ve enflasyonla mücadele manasında güvercin bir duruş var ee, özellikle ilave e, sıkı para politikası önlemleri konusundaki cümleyi çıkarttığı için e, metinden Merkez Bankası 2 olası olarak Amerikan enflasyonunun artışı kaçınılmaz. FED'in özellikle önümüzdeki günlerde sanıyorum 28'inde toplantısı var. Ve ee, enflasyon oranları artıyor. Şu an gerçi 1.7'lerin altına inmiş durumda. 1.51'lerde ABD 10 senelikleri. Fakat bunun artması kaçınılmaz faiz artışı. Çünkü ABD'deki paketler vesaire piyasadaki para miktarı bunu gerektirecek. Öyle olduğunda da Türkiye ne yapacak? Türkiye'den ciddi bir şekilde döviz çıkışı olmaya devam edecek. Zaten işte 15 milyar doların Naci Bey zamanında gelen paranın 6 milyar doları da çıktığı için mecburen daha fazla yerlilerin de DTH'larına mahkum olacağız. İşte Geçen hafta belli bir miktar çözüldüğü için döviz ihtiyacımızı karşıladık ama önümüzdeki dönemlerde sene sonuna kadar ciddi bir ne var? Borçlanmanın döndürülmesi yükü var. Bu noktada bazı yorumlar geldi. Özellikle ABD faizlerinin getirilerinin artmasından sonra Türkiye'nin e, TN'nin şortlanmasının artacağı kaygısı devam ediyor. Çünkü nereden baksanız işte Bono'da, e, hisse senetlerinde ve swaplarda yabancı varlığı var. E, bu kaygının altını çiziyorlar. E, üçüncü olarak da tabii e, nihai tahlilde e, benim de altını çizdiğim bir nokta var. İletişime ve şeffaflığa Merkez Bankası'nın ciddi bir şekilde e, satır aralarında e, no, değinmiş olması noktası var ki bu çok önemli. E, olası e, Temmuz gibi falan bir enflasyon aşağıya başını indirir indirmez e, faizler de aşağı indirilir kaygısı da bir kısım çevrelerde mevcut ki bu Naci Bey zamanında Eylül-Ekim gibi düşünülüyordu. Bu üç nokta genelde Merkez Bankası PPK toplantısı sonrasında oluşturulan metne ilişkin görüşler. Ben daha olumlu bakıyorum. Özellikle de işte iletişim ve şeffaflık konusunun altına çizilmiş olması çok önemli. Ee, özellikle Avrupa Birliği Merkez Bankası'na da dikkat çekmek isteyeceğim çünkü Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın da toplantısı var. Geçen haftalarda varlık alımlarından vazgeçme zamanı geldi diyorlardı. Ee, ben buna katılmayacağım çünkü. Nihai tahlilde ABD ekonomisi aşılamada, düzeltiyorum Avrupa Birliği ekonomisi başarılı değil aşılamada ve ekonomiler toparlanmış değil daha. O noktada merkezi de planlama yapmakta zorlandıkları için İngiltere'nin ayrılmasından sonra Avrupa Birliği Merkez Bankası'ndan varlık alımlarından vazgeçme tepkisini açıkçası pek beklemiyorum. Sıfır civarındaki faiz duruşunu, politika faiz duruşunu devam ettirecekler gibi gözüküyor. Öte yandan yurt içine baktığımızda, özellikle ise senetleri manasında sizlerin de bahsettiği gibi ciddi bir ne var? Halka arz furyası kendini gösteriyor. Üç tane şirket daha halka arz olacak inşallah. Bunlar tabii nazar boncuğu gerektiren işler. Çünkü 2013'ten beri en yüksek performansı halka arzlarla ilgili göstereceğiz. Ve sanayiye katkı söz konusu ödeki sermaye piyasalarının var olma sebebi de bence net olarak bu. Fakat nazar değmesinden de korkmamak işten değil. Çünkü özellikle geleceğe ilişkin risk algılarının para piyasalarında artmış olması, bireylerin de <laughs> herhangi bir şekilde kur şokunun atlatılamaması sonrasında tekrar da EDD'ye aşağı döviz devdat hesaplarına dönme olasılığı var. Bu en azından hali hazırda kendini gösteren 8.8'lerde, 8.9'larda bir kurla kendini gösteriyor. Cuma kapanışları ABD'nin olumluydu. Yani en azından vadelliler pozitifti. Ee, bu haftaya da bunun yansıması söz konusu. Benim de üzüldüğüm esasında konu şu, Yani içsel kılganlıklar yüzünden uluslararası piyasalarda yaşanmış olan pozitif yabancı yatırımcının da desteklediği işte gelişmekte olan ülkelerdeki sıçrayışı kaçırmış olduk. Gerçi dediğim gibi nazar değmesin e, yerli yatırımcı kendi üstünü ispatlayarak 2.6'ların üzerinde bir milyon konuşuyorum. Yatırımcı sayısına ulaştığımız bu günlerde e, halka ve dikkatli. Fakat daha önceki yayınlarımızda da konuşmuştuk. Özellikle eşit dağıtımlarda yeterli derecede hisse senedi alamamalarından mütevellit yatırımcılarımız bizar. Öte yandan tabii fiyatlara baktığımızda ikinci el piyasalarda şimşek gibi özellikle belli kağıtlarda halka arzlar sonrası bu seneden bahsediyorum. Çıkışlar var. Bir de bir sıkıntı oldu. Mükerrer satış ve halka daha doğrusu açığa satışla alakalı. Gerçi sehven olduğu ifade edildi ama tabii bu yavaş yavaş o büyünün de kırılması anlamına geliyor. Şirketlerin çok dikkatli olması lazım. Özellikle halka arz sürecinde yer alan ve sonrasında da ortakların satışı manasında ee, ve özellikle de ek alım, destek alım verildiyse bu kalemlerin de ne olduğunu iyi irdelemesi gerekiyor yatırımcının. Çünkü halka başarının artık net bir şekilde bazı şeyleri var, sebepleri var. Destek alımının olma, olması, ek satış olup olmayacağının bilinmesi gibi. Ve tabii satış tarzı da önemli. Bizim tavsiyemiz hep şu oluyor. Ortak satışı değil de ağırlıklı olarak şirketin 5. bölgesine yani bilançonun 5. bölgesine emisyon primini arttırıcı satışlara ne yapmaları, e, dikkat etmeleri. Yani evet. %50'nin altında olması, ortak satışının belki rahatsız edici değil ama %50'nin üstünde olması yatırımcının düşünmesini gerektirdiği e, öngörüyorum. Çünkü nihayet halde halk arzının yapılma sebebi şirketin daha ileriki günlerde daha başarılı olması evet. ve hem temettü hem de fiyat performansı açısından borsada dikkat çekmesi olmalı. Yoksa ortakların satışı değil öncelikli olarak e, yatırımcının düşünmesi gerektiği konu diye düşünüyorum. Peki Murat Bey bu arada az önce de size tekrar dikkat çektiniz halka arzlara şimdi enerji alanındaki halka arzlara baktığımızda 3 şirket halka arz olacak. Ancak 3'ünün de aslında farklı konu başlıkları var. Yani e, örneğin Biotrend biokitle alanındaki tek şirket olacak. Aydın Enerji'ye baktığımızda 2018 yılından bu yana Türkiye'de yapılan en büyük halka arz olacak. 1.3 milyar liraya yaklaşan büyüklüğüyle bu arada ek satış dahil toplama baktığımızda Çanıkı Elektrik Çanıkı Termik içinde mesela orada da şöyle bir dikkat çekiş Söz konusu dikkat çekebileceğimiz nokta var. Oransal yerine eşit dağıtım yöntemi tercih edilecek. O da şelektriğin bağlı ortaklığı Çaneki'de. Şimdi her birinde aslında kendi özelinde farklı konu başlıkları da var. Bu açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir kere enerji konusu Türkiye'nin gündemi. Hem e, siyasi manada daha doğrusu dış politika manasında Mavi Vatan ve benzeri haklı çabalarımız. Ki gün geçmiyor ki bununla ilgili sürtüşmeler işte Mısır'a bir ekip gönderiyoruz ama İsrail ile Yunanistan'ın işbirliği içerisinde haklarımızı alamamamıza doğru sebebiyet verecek gelişmeleri izliyoruz dış politikada ama içerideki enerji manasındaki doğru adımlar bunlar. Gönülden desteklediğim adımlar. ama işin mimarisi benim için önemli dediğim gibi bir mimaride satışın ortaklar için mi şirketler için mi yapıldığı konusu iki oransal mı eşit dağıtımlı söz konusu ona bakmak lazım üç Nihai tahlilde işte geçen sefer, geçen hafta yaşadığımız işte bir halk arzı olmuş yeni şirketimizde yaşanan özellikle de açığa satış ve sonrasında da fiyatların ani bir şekilde aşağı inmesiyle son bulan gelişmelerin tekrar etmemesi. Dört de tabii özellikle bu kur şokunun atlatılamadığı enflasyonist beklentilerin haklı olarak üfenin tüfeğiyle arasındaki farkın beşlere ulaşması nedeniyle makasın açılmasından kaynaklı Mayıs-Haziran aylarındaki enflasyonun tüfeğinin artacağıyla ilgili olarak da oluşan senaryoda mudilerin e, elde ettikleri reel getiriden bir kayıp olması ve mudinin dolara doğru gitmesi kaygılarının kaygılarıyla beraber borsanın da e, iştahının zayıflaması e, önemli hususlar. Böyle olmayacağını umuyorum. Enerji bu haftanın da çok başarılı bir şekilde halka arzda geçeceğini umuyorum ama elbet soluklanmak durumunda kalacak. Özellikle de risk algısındaki olumsuzluklar sene sonu beklentileri istihdam, enflasyon ve faizlerle ilgili çünkü %14'lerden %18'lere, %19'lara geldik ve verim Elisi yukarıya bakıyor. Ve Naci Bey zaman da aşağı bakıyordu mesela. Bunlarla ilgili olarak Merkez Bankası net bir şekilde duruşunu gösterdi. Yatırımcı da daha önce söylemiştim, kendi net bir şekilde düştüğünü ispatlamış durumda. Artık insanların ne yapması ya da yatırımcının ne yapması çok önemli. E, tüm bu veriyi makro okuması ve Merkez Bankası'ndan aşırı bir beklentiden vazgeçmeleri gerekiyor. Çünkü Merkez Bankası gerek kriptolarla ilgili gerekse işte faizleri değiştirmeyerek e, özellikle e, yeni başkanımız taahhütlerini yani en azından beklendiği gibi gerçekleştiriyor ve elinde çok açık tutacağını, elinin okunabileceğini, piyasalara reaksiyon getirecek öngörmedikleri bir fiyatlama olmayacağını da belirtiyor. Dolayısıyla halka arzlarda bir kırılma olmamasını umuyoruz. Evet tabii şimdi, özür diliyorum bu arada Murat Bey bir son dakika gelişmesi de var. Ekranların alt köşesinde de yer alıyor bu son dakika gelişmesi. geçtiğimiz hafta Galata Wind halka arz olmuştu. Onunla ilgili bir son dakika gelişmesi var. 22 Nisan'da Gong bu arada Galata Wind için çalacak. 6.7 kat halka arza talep geldi. Hisselerin %24.4'ü yabancı yatırımcılara satıldı. Galata Wind Enerji'nin toplam 160.437.440 TL nominal değerli payları da halka arz edildi. Ekranların alt köşesinde de yer alıyor. %24.4'ü de yabancılara satıldı. Hazır son dakika gelişmesi de konumuza da e, konuyu konuşurken de aslında denk geldi. Nasıl yorumlamak gerekir? 167 160.437 lira. Yani 160 milyon 437 bin değil mi? 437 bin lira ve eee bu arada da 6.7 kat talep var. %24 de yabancılara gerçekleştirilmiş satılmış. Dediğim gibi yani mühim olan portföy yatırımcısını Türkiye'ye çekebilmek. Net bir şekilde demin söylemiştim 7 milyar hisse senetlerinde 20 milyar civarı tahvil bonu da 20 milyarda swaplarda yabancı yatırımcı var ve tarihimizin en düşük takas oranlarını yabancı takas oranlarını yaşıyoruz. %42 %42.5'larda. Yani düşebileceğimiz en son nokta bu olsun inşallah. Ne manada? Yatırımcıların, yabancı yatırımcının bize olan iştahı manasında. Eğer Amerikan devlet tahvilinde de getirirse 10 senelikler 1.7'nin üzerine çıkmaz ise, 1.5'larda şu an olduğu gibi 1.5'ler, .50 ver 50 ve 50 bu civarda devam eder ise, tabii ki yabancı yatırımcı Türkiye ölçeğine bakacaktır. Yani gerek faiz oranlarının yüksek olması, gerek halka arzardaki performans. Burada dediğim gibi önemli olan yatırımcının, yerli yatırımcının iştahını kırmayacak ve şeffaflığı her türlü hatada da direkli müdahaleyi sağlayacak. E, kamusal e, duruşun gösterilmesi, geçen hafta işte Turex olayında, bunu gördük. Enerji şirketlerinin böyle bir destek e, halkımızdan görmüş olması, e, performanslarının artacağı ve Türkiye'nin enerji bağımsızlığı o noktada da cari açına ilişkin olumlu adım atacağı anlamına geliyor. Ama unutulmasın, izahnamede sayın yatırımcılarımıza tekrar tekrar söylüyoruz. Ee, izahnamede bahsi geçen yerlere paranın harcını harcanmadığı konusu çok önemli ve bunun takibini her bir hisse senedi sahibinin yapabiliyor olduğu gibi aynı zamanda da e, söz konusu kurulumuzun, sermaye piyasası kurulunun çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü geçmişte bununla ilgili çok menfi gelişmeler yaşadık biz. Tabii eşit dağıtım arz edildiği kadar alınamamasını ve eşit da hesap açılarak oradan da yatırım Karşılığı bir dağıtımdan nasiplenmeyi şey yapıyor yatırımcıya çağrıştırıyor. Bu tabii şeyi arttırıyor ister istemez yatırımcı sayısını arttırıyor. Şu anki 2.600-2.700'lere gelmiş olmamız da çok önemli çünkü hatırlayın Mart ayında geçen sene 1 milyon 100 binlerden bahsediyorduk. Yani ciddi bir Türkiye Cumhuriyeti sermaye piyasaları için olumlu salgın çok olumlu değil ama yatırımcılarımızın sayısının artması ve ürün gamında çeşit çeşitli yeni yeni ürünler ve aynı zamanda halk arzının görülmesi nedeniyle çok müspet bir manzara ile karşı karşıyayız. Bakalım günler neye getirecek? Umarım ilerim nazar ve yatırımcının işte akıllarak halk arzlar daki bu merak sön sönümlemez diye bekliyorum, arzu ediyorum. Peki şimdi yeni günde kur tarafına bakmadan bir de bankacılık endeksine dair de görüşünüzü merak ediyorum. Çünkü az önce hem yabancıdan söz ettiniz ki yabancının özellikle alım yaptığı taraf bankacılık endeksi her ne kadar cumayı negatif kapatsa da hafta özeline baktığımızda alıcılı bir seyir vardı. Önemli de aslında dikkat çeken de bir yükseliş kaydetti. Bu yükselişin devamını bekliyor musunuz? Şimdi bankacılık sanıyorum endeks olarak geçen haftayı eksi birler, yüzde birlik falan bir şeyle düşüşte kapattı. Ama nihayet haliyle bakacak olursak 2015'lerin, 2016'ların verilerine dolar bazında yüzde 40, yüzde 50 ucuzuz biz. Yani sorun burada merkez bankasından da aslında beklenen şey şuydu, hala da hep bu beklenti var bir hikaye yaratmak. Yani yabancı yatırımcının bir ülkeye gelebilmesi için doğrudan yatırımcıyı bir tarafa koyuyorum. Yani Türkiye'nin çalışan, başarılı, e, ciddi bir pazara sahip olan şirketin satın almak, bankaların satın almak başka bir şey. Portföy yatırımcısının gelmesini istiyorsak burada bir hikaye olması lazım. Yani özellikle bu Merkez Bankası Başkanımızın ki Şahap Bey'in e, liyakati konusunda bir sıkıntımız yok ama bir önceki başkanın bir gece yarısı e, görevden alınmış olmasının getirdiği siyasi şok dolayısıyla da kur şokunun sebebi yabancı yatırımcının güven problemi. İşte Merkez Bankası şimdi ne yapıyor? Adım adım ortodoks politikalardan ayrılmayarak güveni tesis edeceğini belirtiyor. Yoksa hisse senetlerinin fiyatına baktığımız zaman özellikle bankacılık endeksine baktığımız zaman bankacılık sektörüne baktığımız zaman tamamına ilişkin de işte biz yüzün konuşabiliriz bunu. Nereden bakarsanız bakın dolar bazında ucuzlamış durumdayız. Fakat özellikle o dönemlerde 2005-2016'lardan bahsediyorum. Bitcoin gibi daha da kripto paralar gibi bir alanın olmadığını da unutmayın. Şimdi ne oluyor? Gerek yerli yatırımcımız gerek yabancı yatırımcılar özellikle de ABD ceplerine para vererek destek paketleri açıkladığı için ki önümüzdeki günlerde de Biden'dan yeni paketler bekliyoruz. Gerek altyapı gerek diğer konularda. E, ee, i̇ster istemez eline para geçen yatırımcı özellikle de gençlerimiz evlerde karantinadayken ya da işte hareket kabiliyetleri daraltıldığı zaman ne yaptılar? Aplikasyonları, makinelere yükleyip cep telefonlarına kripto paraları almakta çok rahat et, alarak çok ciddi bir şekilde yatırımcı oldular. Ve ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Geçen hafta Merkez Bankası işte ödemeler için kullanılmamasına dair çok tepki çeken ama bence doğru olduğunu e, düşündüğüm bir ne yaptı? Adım attı net bir şekilde. Şimdi ekonomilerde en sıkıntılı nokta şu halk arzulara gitmeyecek olan paranın buraya gitmiş olması bizim gibi kalkınma ihtiyacı içerisinde olan ve tasarrufları eksik olan ülkeler için büyük bir sorun. Ve onun için de e, tabii yatırımcının özgür adresini kısıtlayamazsınız. Fakat nihayet halde yerli yatırımcı bile Türk gerçeğine, Türk mucizesine ya da Türk şirketlerine inanmıyorsa yabancı yatırımcı niye gelsin suali gündeme geliyor. Normal şartlarda ucuz olduğunu biliyoruz. Statistik veriler itibariyle dolar bazında da ucuz olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla beklenti e, Türkiye hikayesi oluştukça Merkez Bankası güven arttırıcı adımları attıkça e, ki kritikleri size söylediğim sözümün başında 3 noktada kritik var, eleştiri var. Ama Merkez Bankası rüştünü ispat ettikçe yeni başkanla beraber e, bu hikayenin olasılığının artacağını düşünüyorum. Onu unutmayın İngiltere mesela şimdi kalkmış Amerikan gemi Amerika gemi gönderecekti Karadeniz'e. İngiltere biz göndereceğiz şimdi gemi diyor. Yani sıcak savaş olasılığı da yabancı yatırımcıyı ne yapıyor? E, ürkütüyor. Tabii sonuçta Suriye'nin öreğen durumu ortada. E, orada yapılan yanlış uygulamalar ve ABD adına ya da işte e, müesses nizamın sahibi olan Batı ülkelerinden gelen müdahaleler yüzünden Orta Doğu'nun nasıl bir kan gülüne döndüğünü görüyoruz. E, nihayet halinde aynı şey. Donbass bölgesinde Kırım'ın apar topar e, ilhakından sonra Donbass ve civarında it, ilhak etmesi durumunda ki Ruslar çok net bir şekilde söylediler. Her durumda müdahale ederiz diye. İki Amerikan savaş gemisi şimdi Midilli'de bekliyor. İngilizler savaş gemisi göndereceğiz diyorlar. Buradaki tansiyon da aynı şekilde Türkiye hikayesinin e, oluşulmasında bir engel. Dileriz öyle bir şey olmaz. Sıcak savaş olmaz. Karadeniz'deki huzur ve barış Möntür'e kapsamında e, devam eder. Ama nihayetinde bu riskleri de kim algılıyor? Yabancı hepimizden daha fazla algılıyor ister istemez. Ki yerli yatırımcı bile kalkıp da işte kriptoda onca enerji kaybediyorsa oturup bazı gelişmelerin de olumlu gelişmelerin de olmasını kurumlarımızdan bekliyoruz. Bakalım günler neye getirecek. Peki Murat Bey, şimdi son iki dakikanın içerisindeyiz. Dilerseniz hemen kuruca ele alalım. Dolar-TL tarafında 8.10'u, 8.10'un altını takip ediyoruz. E, dolar endeksi 92 seviyesinin altında, Euro-Dolar da 1.19 seviyelerinde. Geçtiğimiz haftaydı 1.19, 1.19.79'lardan kapatmıştı. Daha ön planda çünkü Lagarde Euro-Dolar'a ilişkin açıklamalar olacak mı? İşte bu merak konusu. E, hem siz ne bekliyorsunuz hem de kuru ilişkin yorumlarınızı da rica edeceğim genel tablo içerisinde. Buyurun. Şimdi e, bu 26 Mart'taki gelişmeden sonra hafta sonu Merkez Bankası Başkanı değişmesinden sonra dikkat edin en büyük sıkıntımız ne oldu? Kur şoku oldu yani kurun 8'in altına inip 8'in üstüne çıkması ve sonrasında 8.4'leri, 5'leri görmesi, hatta opsiyon piyasalarında buçukları görmesi. Tabii bu sıcaklık, bu ateş aşağı doğru sönümlendi beklendiği üzere özellikle de Merkez Bankası'nın hemen pazartesi günü için akabindeki temasları, döviz ve kurla alakalı şoku emecek tümceleri ve piyasayı sözlü yönlendirme imkanını kullanması ki son PPK toplantısı için bazıları da yine bazı kritikler yine o yönde i̇şte sözlü yönlendirmede eksiklik oldu yönlendirme treni kaçıldı tarzı ki bunu da ben net bir şekilde katılmıyorum ama öte yandan e, kurla alakalı olarak gördüğümüz şu teknik seviyeler elbette konuşulur yatırım açısından alsatçı mantığında olanlar için ama orta ve uzun vadeli yatırımcı yani temele bakan yatırımcı için şu çok net turizm gelirlerimiz arzu ettiğimiz seviyede değil. Özellikle de bu Donbas olayından sonra e, bir, bir buçuk aylık bir Rus turist gelememe durumuyla karşı karşıyayız. İş turistin de vaka sayılarının artması nedeniyle Türkiye'nin de vaka sayıları çok haç da fazla. Buradan yine söylüyorum lütfen dikkat edelim, sağlık tedbirlerine dikkat edelim. Ölenler insanlarımız buna izin vermeyelim diyorum. Hazır yeri gelmişken biraz kamu spotu gibi oldu ama müsaadenizle. Dolayısıyla bu vaka sayılarını aşağı indirebilirsek eğer iş turist de ne yapacaktır? Turistik faaliyetlere girecektir. Ama dikkat ederseniz artık evet. otel ve tesisler değil bağımsız bir e, turizm algısı insanlarda var. Dolayısıyla turizm kalemleri müspet değil, e, düzelmesi gerekiyor bunun. Kurla ilgili kur şokunu atlattık belki ama... Kurlarda da ne var? Her şekilde bu risklerin yani dışarıdaki risklerin ve e, cari açıkla ilgili olumsuz gelişmelerin hepsinin kura yansıması olacak. Dolayısıyla e, sopa zoruyla insanları de, e, döviz tevzat hesabı açmaktan men edemeyeceğimiz için mesela geçen hafta ne oldu? Bütün bu volatiliteye, oynaklığa rağmen depo DTH sahipleri bir miktar DTH'i elden çıkarttılar. Yani evet. bizim her durumda içerideki e, dualizasyonu kesmemiz ve kırmamız gerekiyor. Bu da tabii ilgili kurumların doğru zamanda doğru şekilde e, sözlü yönlendirme yapmasını gerektiriyor. Peki çok teşekkür ediyoruz Murat Bey aktardıklarınız için, yorumlarınız için. İyi bir gün diliyoruz. Sevgiler, görüşmek üzere. Teşekkürler. Değerli izleyenler bu arada biz Aylan ürenin de sonuna geldik. Murat Bey'in de dediği gibi maske, mesafe, temizlik bir kez daha hatırlatalım ve veda edelim. Görüşünceye dek hoşçakalın.